Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle söylediğim gibi meditasyon paylaşacağım. Çalışma öncesi bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 26 Ekim Cumartesi günü olacak olan atölyemiz, çalışma atölyemiz, workshopımız şu an yeri belli olmadığı için söyleyemiyorum. Ama 16 Ekim'e kadar kişi sayısı belli olduktan sonra bir yer, ona uygun bir yer düşündüğümüz için bu tarihi bekliyorum. Düşünün 100 kişilik bir yer ayarladığımızı ve 300-400 kişinin katılım sağladığını. Tam bir fiyasko olur. Dolayısıyla bu kişi sayısını belirlemek zorundayız. Yani çalışmamızın verimli olması, rahat bir alan bulmamız açısından 16 Ekim'i bekliyoruz. 16 Ekim'den sonra kesinlikle bir kayıt dahi alınmayacak. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Ve o tarihe kadar belirlenen kişi sayısına göre rahat bir yer bulmak istiyoruz. O yüzden bu tarihi bekliyorum. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Şimdi meditasyonumuzu yapacağız. Harika bir çalışma olacak. Öncelikle meditasyon öncesi sizden yarım bir A4 kağıdına ben başardım. Bunu herkes yapabilir yazmanızı istiyorum. Ben başardım. Bunu herkes yapabilir. Ve bunu görebileceğiniz bir yere koyun. Buzdolabı üstü en güzel yerlerden biri. Yatak başucunuz, çalışma masanız. Yani görebileceğiniz bir yerde tutun bu kağıdı. Şimdi tabii ki kağıt bulmanız için, yazmanız için bu videoda beklemenin bir anlamı yok. Bunu yaparsınız, tekrar bu videoyu seyreder, çalışmanızı yaparsınız. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Sakin bir yer kendimize seçtik her zaman olduğu gibi. Ve 3 derin diyafram nefesimizi alıyoruz. Burundan alıp, karnımızı şişirip ağızdan veriyoruz. Bir kez daha burundan derin bir nefes alıp karnımızı şişiriyoruz. Ağızdan nefesimizi veriyoruz. Son kez burundan derin bir nefes alıp karnımızı şişirip ağır ağır ağızdan veriyoruz. Gözler kapalı, uzanarak veya oturarak hiç fark etmez. Kişiye özeldir bu tercih. Şimdi öncelikle fiziksel bedeninize verin dikkatinizi. Bedeninize pür dikkat, o ayak parmak uçlarınızdan başlayıp saç telinize kadar rahatladığınızı hissetmenizi istiyorum. Her bir kasınızı gevşetin. Bedeniniz rahatlıyor. Şimdi dikkatinizi bedeninizin asıl gerçeğine, asıl kaynağına, yani enerji bedeninize dikkatinizi verin. Bedeninizdeki enerji size nasıl hissettiriyor? Durağan bir enerji mi? Dalgalar halinde hareket eden bir hareketlilik mi? Pırıl pırıl parlayan birer enerji parçacıkları halinde mi? Nasıl hissettiriyor? Herkese farklı gelebilir bu. Bedeninizdeki enerjiyi tanımanızı istiyorum. Renk olarak nasıl hissettiriyor? Bedeninizi iyice tanıyın. Sizin asıl gerçeğiniz. Bedeninizi oluşturan bu enerjiyi tanımanızı istiyorum. Nasıl hissettiriyor size? Ardından sizi çevreleyen fiziksel dünya, bu enerji nasıl hissettiriyor size? Durağan bir enerji mi? Yoksa bedeninizdeki enerjiye uyan bir his mi veriyor size? Şimdi bedeninizdeki o enerjiye tekrar dikkatinizi verin ve tüm bedeninizi kapladığını ve artık bedeninizden bu dış dünya dediğimiz o enerji alanına yayıldığını hayal edin.
dış enerjiyle bütünleştiğinizi, o durağan olarak belki de algıladığınız enerjiyi yavaş yavaş harekete geçirdiğini, sizin enerjinizle tamamen bir bütün, tam ve bütün hissettiğinizi hayal edin. Ve bu alanı harekete geçirdiğimizde artık yeni realitemiz için çalışmaya başlayabiliriz. Ufukta bir çizgi belirleyin ve burası sizin yeni versiyonunuzu, yeni realitenizi temsil etsin. Bu ufuk çizgisi, aradaki mesafe herkese göre farklı olabilir. Tamamen göreceli, kişiye özel. Ufuk çizginizi belirleyin ve orada şu an hayatınızda nerede bir değişiklik yapmak istiyorsunuz? İlişki anlamında mı? Duygusal ilişkiler, maddi anlamda mı? Hayatınızın her alanında mı? Nasıl bir gelecek, nasıl bir realite istiyorsanız onu hayal etmenizi istiyorum. Bunu yaparken bu hayale sahip olduğunuzda, bu hedefe sahip olduğunuzda kendinizi nasıl hissederdiniz, nasıl bir kişi ortaya çıkardı, onu ufuk çizgisine koymanızı istiyorum. Sizi adeta orada karşılamak için beklesin. Onun nasıl hissettiği çok önemli. O kişi bu hedefe vardığında, ona sahip olduğunda nasıl bir kişi olurdu, nasıl hissederdi hayatında? Bunu bu duyguya yakın ne kadar gelebilirseniz iyice odaklanın. Şimdi bu kalbinizdeki o duyguyu ne kadar artırabilirseniz, gerçekten bu olayı şu an sahip olmuş gibi hissedebilirseniz o kadar iyi. Ve birden 17'ye kadar sayacağım, 17 saniyelik bir odaklanma olacak ve siz sanki bu ufuk çizgisine doğru yürüdüğünüzü hayal edeceksiniz. 17 dediğimde o kişiyle, o versiyonunuzla bir olup, gerçekten o his, o hayalinizin olmuş halini iyice hissetmenizi istiyorum. 17 saniye bir enerjinin açığa çıkışı, bir enerjinin çöküşe geçişi. Hadi hazırsak başlıyoruz. O enerjiyi 17 saniye boyunca, o duyguyu en üst seviyede tutmanızı istiyorum. Hadi yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Unutmayın, bunu sen başardın, herkes yapabilir. Başlıyoruz. 1 2 Ufuk çizgimize doğru yürüyoruz. 3 4 Adımlarımızı sakin, rahat bir şekilde atalım. 5 O duyguyu en üst seviyede tutmaya çalışın. 6 Nasıl hissederdiniz kendinizi? 7 Dünyaya bakış açınız nasıl olurdu? 8. İnsanlar size nasıl bakardı? 9. 10. Olaylara karşı tepkilerinizde nasıl bir değişiklik olurdu? 11. Özgüven. 12. 13. Değerlisin. 14. 15 16 Çok değerlisin. 17 Artık sen olsun. Sen başardın. İyice o duyguda kalmanı istiyorum. Sen başardın. Bunu herkes yapabilir. Şimdi o kişinin, o versiyonunuzun nasıl hissettiğini,
o kişi olsaydınız nasıl olurdunuz onu iyice en üst noktada hissetmenizi istiyorum. Yeni hayali ne olurdu? Bu seviyeden sonraki hayalleriniz ne olurdu? Ve şimdi elinizde biraz önce size söylediğim yarım A4 kağıdı bulunduruyorsunuz hayalinizde ve onun üzerine ben başardım. Bunu herkes yapabilir yazıyorsunuz hayalinizde. Ve bu kağıdı önceki realitenizde koyduğunuz yere koyduğunuzu hayal edin. Yani o mobilya o realitede de olsun. Buzdolabı ise buzdolabının üstüne koyun. Oradaki realitede onu uyarlayın. Yatak başucuysa oraya koyun. Aynı yere koymanızı istiyorum. Farklı bir realitedesiniz. Unutmayın. Ben başardım. Bunu herkes yapabilir. Duygularınızı en üst seviyede tutmaya çalışın. Şu an sahipsiniz. O realitede, o versiyonunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyice yaklaşın duyguya. Tamamen tam ve bütün. Tüm hayalleriniz gerçekleşmiş. Bir sonraki hayaliniz ne olurdu? Ona odaklanmaya başlayın. Onu hissetmeye çalışın. Unutmayın, her yeni bir realite size yeni bir realite yolu açar. Sonsuza dek bu sürer. Gelişim sonsuza dek sürer. Her hayaliniz yeni bir hayalin başlangıcıdır. Şimdi derin bir rahatlama nefesi alın. Yavaş yavaş şimdi ve burada bedeninizi hissetmeye başlayın. Her nerede bulunuyorsanız, şimdi ve burada, nerede oturuyorsanız, nerede uzanıyorsanız orada hissetmeye başlayın. 3'e kadar sayacağım. Gözlerinizi açabilirsiniz. 1. Şimdi ve burada. Yepyeni bir realitede. 2. Yepyeni bir bedende. Ve 3. Gözlerinizi açabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi burada yaptığımız aslında bilinçaltına müthiş bir mesaj verdik. Şimdi biraz önce çalışma başında size söylediğim o kağıdı koyduğunuz yer ve hayalinizde olduğunuz o realitedeki koyduğunuz yerle bir. Bu kağıdı ne zaman görürseniz o hayalinizi çağrıştıracak bilinçaltı ve beyninizin arka kısmında bulunan serebellum korteksinin altında bulunan retiküler aktivasyon sistemini sürekli aktive edecek ve hayatınızdaki her şeyi filtreleyip işte şu an odaklanmış olduğunuz o hedefinize sizi yaklaştırmak için ona benzer olay ve kişileri sürekli karşınıza çıkaracak. Tüm hayallerinizin gerçekleştiği sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Unutmayın, 26 Ekim büyük gün. Gerçekten mucizelerin olabileceği bir gün. Birlikte harika bir çalışma yapacağız. Hoşça kalın.